Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte finale doğru ayeti 8 denemesini çözeceğiz. Birinci soru kitapçık A kitapçı. Birinci soru f fonksiyonu bir noktasında sürekli olduğuna göre m artının toplamı kaçtır diye sormuş. Bir noktasında 3 tane değer verilmiş. Limitinin olması gerekir ve görüntüsü limit değerine eşit olması gerekir. Sağdan soldan limitleri eşittir. Yani bir verdiğimdeki bu değer buna, bu da buna eşit olacak. 3 değer birbirine eşitleyebilirsin bu tip sorularda. Beraber yapalım. 1 verdiğimizde 1 artı 1 artı 3m eşittir 4 eşittir 1 verdiğimizde m artı n oluyor. Bunu çözersek 3m eşittir 3 m eşittir 1. Birincisi böyle. M'i 1 bulduk. Buraya 1 yazarsak n değeri de buradan 3 gelir. M artı n değerinin toplamı sormuş. M artı n değeri toplamı da 4 olmuş oldu. Evet, diğer soruya geçiyoruz. Grafik sorusu. Gx fonksiyonu grafiği verilmiştir demiş. Gx fonksiyonu, evet burada Gx fonksiyonu. Şeklindeki limitinin değeri kaçtır diye sormuş. 2'ye soldan giderken Gx'e bakalım. Şuradaki değerini bulacağız. 2'ye soldan giderken, evet 2'nin solu burası. 2'ye soldan giderken 5 oluyor limitimiz. Burası 5 olacaktır. Pardon, 2'nin solu burası. Soldan demiş. Burası 4 olacaktır. Sağdan giderken 5 olur. Buraya da eksi 2 artı h yazayım. 2 artı h çıkacaktır. Niye h yazdım? Şimdi 2'nin solu dediğinde 2'den bir sayı çıkarmam lazım. 2 eksi h yazdım. Bu h sayısı çok küçük bir sayı. Burada ben bunu getirip burada yerine yazarsam 4 eksi 2 artı h buradaki işlemi yaparsam 2 artı h. Bu da ne demektir? 2'nin sağı demektir. Biz orada burada bu şekilde yönünü belirlemiş olduk. Burası 2 artı h. 5 üzeri 1 eksi 2 çarpı f 2 artı h. F 2 artı h ne çıktı buradan? 5 çıkmıştı. 2'ye sağdan yaklaşırken 5 çıkmıştı. Burasının cevabı 5 o zaman. 2 çarpı 5 10. 5 eksi 10'dan cevabımız eksi 5 olmuş oluyor. C seçeneği. Diğer soruya bakalım. Fonksiyon her x gerçel sayı değeri için türevli olduğuna göre m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Evet, bu ifade demek ki kritik nokta oluşturmamış. Kritik nokta oluşturmaması demek bunun ne demek? X ekseni altında değer almamış. Yani bir kökü varsa bile çift katlı kökü var. İki farklı kökü yok. O zaman delta sıfırdan küçük ve eşit olması gerekir böyle bir soruda. B kare eksi 4 AC'den m eksi 2'nin karesi eksi 4 AC 1 çarpı C'de 4. Burası m eksi 2'nin karesi eksi 16. Şunu şöyle yazabilirsiniz. M eksi 2 eksi 4'ün karesi ya. Kare farkını kullanıyorum. M eksi 2 artı 4 şeklinde yazabilirsiniz. Şimdi bunu da düzenlersek M eksi 6 M artı 2 olmuş oluyor. Burada tablo yapalım. Eksi 2 ve 6 değeri köklerim artı eksi artı. Bana sıfır yapan değerleri de istiyor. Burası sıfır yapan değerler. Bir de aralık eksi 2 ile 6 aralığı. Kaç tane değer var bu aralıkta? Yazalım. Eksi 1, 0, 1, 2, 3. Pardon, eksi 2 de almamız gerekiyor. Eksi 2, 4, 5, 6. En büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. En büyük tam sayı değeri 6'dır. M'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri 6 olmuş oluyor. Cevabımız A şıkkı. Tanımlı olduğu uygun aralıkta aralığı bu şekilde vermiş. Şunu vermiş. Limitinin işleminin sonucunu soruyor.
H limit sıfıra giderken sıfır yazdığımızda sıfır bölü sıfır belirsizliği geliyor. Bu belirsizlik nasıl ortadan kalkar? L'Hopital yapacağız. H'a göre türev alacağız. Bunun H'a göre türevini alırsak f türev eksi f türev 4 artı h bölü. Şunun türevi sıfır zaten sabit olduğu için alt kısımda 2 oldu. Şimdi limitini aynı şekilde h sıfırdaki limitini alırsak eksi f türev 4 bölü 2 olmuş oluyor. 4'teki türevi şu ifadenin 4'e göre türevini alacağız sonra 4 yazacağız. Türevini alalım. Bu ifadede türev alırsak şöyle içeride bir fonksiyon gibi düşünebilirsiniz. Şöyle düşünebilirsiniz. 3 eksi x üzeri 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 3 şeklinde düşünebilirsiniz. İşte bu fx. Bunun türevini alırsak şurada yazayım şu alt kısma. Fx'in türevi f türev x üst başa geçti. Bir azaldı. Bir azaldı. Bir azaldığı zaman burası eksi 2 bölü 3 oldu. İçinin türevinden eksi üst başa geçti. Bir azaldı. X üzeri eksi 1 bölü 2. Üst başa geçti. Bir azaldı. Tamam. Şimdi 4 yazarsak 1 bölü 3 3 eksi 2 eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı 4 yazarsak demiştik. Burası da 2 üzeri eksi 1 olmuş oluyor. 4 yazdığımda 2 üzeri 2'ler sadeleşiyor. 2'ler sadeleşiyor. 2 üzeri eksi 1. Düzenlersem 1 bölü 3 çarpı bura 1 çıktı. Burası eksi 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2 çıktı. Şöyle göstereyim. Bunları çarparsak eksi 1 bölü 12 olmuş oluyor. Cevabımız eksi 1 bölü 12. Neyi bulduk biz burada? F türev 4'ü bulduk. Daha soru bitmedi. Eksi 1 bölü 12 diye bulduğumuz değer f türev 4. Yerine yazarsak 1 bölü 12 eksi eksi artı yapar. Bölü 2 olur. Bunun cevabı da 1 bölü 24 olur. Doğru cevabımız ne? 1 bölü 24. Cevap Ceyhan. Türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere fx sin fx şeklindeki bir fonksiyonun türevi bu şeklindedir diyor. Şeklinde tanımlı fonksiyonun x eşittir 0 noktasının türevi kaçtır? Aslında size burada ezber yaptırmamış sinüsün türevini vermiş. Size bu soru için onu uygulamanızı istiyor. Sinüsün türevi normalde kaldırıldı ama böyle sorularsa sorularda sorulabilir. Sinüsün türevi nasıl alınıyormuş? İçinin türevi alınıyormuş. Bunun türevini alacağız, iç kısmın türevini. İç kısmın türevini alırsak üst başa geçecek. X küp eksi x olacak. Bir azalacak. Şurası 1 olacak. Çarpı 3 x kare eksi 1. Eksi 3. Burası bitti. İçinin türevini aldık. Şimdi kosinüs yapıp fx yapacağız. Kos, o zaman şuraya yazayım. Kos x küp eksi x kare eksi 3x. Bu şekilde bu da bitti. X eşittir sıfırdakini soruyor. X gördüğümüz yere sıfır yazarsak 2 çarpı burası 0 çıktı. Burası komple gitti o zaman. Şöyle gitti. Eksi 3 duruyor ama. Eksi 3 yazalım. Eksi 3 duruyor. Burası eksi 3. Çarpı kosinüs 0. Kos 0'ın değeri de 1'dir. Kosinüs 0 1'e eşitti. Eksi 3 çarpı 1'den cevabımız eksi 3 olmuş oldu. A seçeneği oluyor. Evet, burada bunları vermiş. D1 ve D2 dik olduğuna dikkat ediyorsun. Eğimler çarpımı eksi 1 oluyordu. Bunların eğimlerini bulabiliriz. Fonksiyonun eğimi o noktada teğetin eğimi o noktada fonksiyonda türevdi. Tamam. Şunun eğimini bulabilirim. Buradaki eğim nedir? F türev 4. Bunun eğimini bulabilirim. Buradaki türev nedir? F türev eksi 3.
Ben bunları bu şekilde yazdım. Bunların çarpımı eğimler olduğu için bunlar eksi 1 eşit. F türev eksi 3 çarpı F türev 4 eşittir eksi 1. Evet, şu ifadeye bakalım. Bu ifadede türev alıp bunu soruyor bize. Türev alalım bir bu ifadede. G türev x eşittir. Birincinin türevi çarpı ikincisi. Birincinin türevi 1 olduğu için yazmadım. X x'in kendisi çarpı diğerinin türevi. G 3'ü sormuş. G türev eksi 3'ü sormuş. G türev eksi 3 eşittir. F eksi 3 artı eksi 3 çarpı F türev eksi 3. F eksi 3. Ben bunu bulmuştuk. F türev eksi 3. Bunu bulabilir miyiz? Bulabiliriz. F türev eksi 3'ü. Buradaki eğim yardımıyla buluruz. Bunun eğimini bulabilirim. Buranın eğimini nasıl bulurum? Tanjant alfadan. Şurası uzunluğu 5 eksi 1'den 4 birim. Şurası. Burasının uzunluğu da 3 birim. Aslında F türev eksi 3'ü de buldum. Ney o zaman? 4 bölü 3. O zaman F türev 4'ü de bulabilirim. Çarpımlar eksi 1 eşit diye direkt yazayım o zaman bunlar. Bu da 3 bölü 4 olmak zorunda eksili. Çarpmaya göre tersi yazabiliyorum. Tersini aldım çarpmaya göre. Evet, şöyle yazdım. Bunları bu değerleri yerine yazarsam f eksi 3. Burada f eksi 3 neye gitmiş? 1'e gitmiş. Burası o zaman 1. Şurası 1 artı eksi 3 çarpı f türev eksi 3'ü bulmuştum. F türev eksi 3 neydi? 4 bölü 3. Burası da 4 bölü 3. Getirdim, yazdım. Bunları çarptım. Bunları sadeleştirdim. 1 eksi 4'ten cevabımız eksi 3 çıktı. Evet, bir işlem hatası mı yaptık? Eksi 3 bölü 4, tamam. Burası 4, burası 3. 4 bölü 3. Duraklatma nerede burada ya? Evet arkadaşlar, hatalı bir durum yok. Yani bize g türev eksi 3'ü sormamış, sadece eksi 3 bulduk. Şimdi bir de g türev 4'ü bulacağız, toplayacağız. Yerine tekrar yazıyorum g türev 4 için. G türev 4. 4 yazarsak burası f4. Artı 4 çarpı f türev 4. F4 için yine denkleme gidiyoruz. 4 burada. F4 nedir? 2'ye gider. O zaman orası 2. F türev 4 kaçmış? Eksi 4 bölü 3. Bu iki değeri yazalım. F4 2 artı 4 çarpı evet eksi 4 bölü 3 bölü 4'tü bunun değeri de. Bunlar sadeleşti. Bunun cevabı da buradan eksi 1 geldi. Diğerinde eksi 3 bulmuştuk. Bu ikisinin toplamı eksi 4 yapar. Cevabımız B seçeneği. Bu ikisini toplamamızı istiyor bizden. Diğer soruya geçiyoruz. Evet, 7. sorudayız. 7. soruda yukarıdaki fx fonksiyonunun grafiği x eşittir eksi 4 noktasındaki teğeti verilmiştir. X eşittir eksi 4 noktasındaki teğeti verilmiştir. Şöyle bir ifade vermiş olduğuna göre f türev eksi 4 kaçtır demiş. Şimdi bu ifadenin türevini bir alalım. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Noktasındaki teğeti verilmiştir. F h x eşittir f kare x artı 2 f x olduğuna göre h türev eksi 4 nedir diye sormuş. Zaten burada her şey gözüküyor. F fonksiyonu gözüküyor. Diğer fonksiyonu da teğetin eğimi bize türevi verecek eksi 4 noktasında. Türevini alalım. Türevini alacak olursak h'ın türevi x eşittir. Üst başa geçecek. Bir azalacak. İçinin türevi. Artı 2 çarpı f türev x. X eşittir
Eksi 4. Eksi 4 yazarsak h'in türevi eksi 4 eşittir 2 çarpı f eksi 4 çarpı f türev eksi 4 artı 2 f türev eksi 4. F eksi 4 grafik üzerinden okuyalım. Eksi 4 5 bölü 3'e gitmiş. Burası 2 çarpı 3 bölü 5'e gitmiş pardon. Burası f türev eksi 4. Bunun eğimi. Bunun eğimine bakacak olursak tanjant alfadan 3 bölü 5 artı yönde olduğu için pozitif eğimli 3 bölü 5 olmuş oluyor. Tamam. Artı 2 çarpı f türev 4. 4'teki türevi yine vermiş. Yine 3 bölü 5. 3 bölü 5. Evet, çarparsak 9. 9 kere 2 18. 18 bölü 25 artı 6 bölü 5. Bunu 5 ile çarparsam, 5 ile genişletirsem 30, 48 bölü 25. Evet, şıklarda var. 48 bölü 25 D seçeneği oluyor. Evet, 8. soruya geçtik. 8. soruda bir düzeltme yapalım. Eksi 1'e 3 aralığı şöyle olması lazım. Fonksiyonun en geniş olduğu, en geniş azalan olduğu aralık eksi 1'e 3 aralığı olduğuna göre AB çarpımının değeri kaçtır diye sorması lazım. Şimdi bunun türevini aldığımızda azalan olduğu aralıkta negatif olması lazım. Türevini bir alalım bakalım nasıl çıkıyor. 3 x kare artı 2 ax artı b. Türevi bu şekilde çıktı. Bu parabolik olduğu için en geniş 2 tane kök olur. Demek ki bunlar parabolik fonksiyonu sıfır yapan değerler. Şöyle tablo yaparsak eksi 1 ile 3 aralığında burası artan, azalan, artan. En geniş aralık burası oluyor. Demek ki bunlar kökleri. Kökler toplamı kaç oldu? Bu ifadenin kökleri 3 ve eksi 1. 3 ve eksi 1 ise bunları toplarsak kökler toplamı 2. 3 ile eksi 1'i topladım. Kökler çarpımı kaçtır? Eksi 3. Burada kökler toplamı ve kökler çarpımı yaparsam eksi b bölü a'dan eksi 2 a bölü 3 eşittir 2. Kökler çarpımı yaparsam b bölü a'dan eksi 3 yazabilirim. 2'ler sadeleşti a eşittir. Eksi 3. 3'ler çarptığımızda b eşittir. Eksi 9. A'yı ve b'yi bu şekilde bulduk. A çarpı b'yi soruyor. A çarpı b. Eksi 3 çarpı eksi 9'dan 27 çıkmış oluyor. Cevabımız A seçeneği. 27. Evet, diğer soruya geçtik. Fonksiyonlarının kaç tanesi tanımlı olduğu aralıkta artandır diye sormuş. Fonksiyonların kaç tanesi tanımlı olduğu aralıkta artandır. Evet. Burada grafik üzerinden yorumlayacağız bunu. Grafik üzerinden yorumlayacak olursak parabolik bu. Parabolik fonksiyon daima artan değildir. Bakalım şöyle bir grafiğini çizelim parabolik fonksiyonun. Artı 1'den geçiyor. Kollar yukarıya doğru. Şöyle bir kökü var. Kökler negatif. Tepe noktası pozitif oluyor. Şöyle bir grafiği var. Bu daima artan kaç tanesi tanımlı olduğu aralıkta artandır. Tanımlı olduğu aralıklarda daima her yerde artan değil. Bir kısmında artandır ama her yerde artan değil. Bu olmaz. Buraya geçtik. Bunun grafiğini çizersek. Evet, üstel fonksiyon bu. Üstel fonksiyonda buradaki değer 0 ile 1 arasındayken azalan olur. 1'den büyükse 3 falan 2 falansa artan olur. Artan olan grafik şu şekilde olmuş oluyor. Bunun da grafiği bu şekilde. Bu da artan olduğu zaten gözüküyor. Her çekeceğin teğet pozitif eğimli olacaktır. O yüzden bu ifade artandır. Buraya geçtik. Bu ifade eksi 1 artı 1 bölü 3 üzeri x. Demitten bahsettiğim olay 0 ile 1 arasında üstel fonksiyonda azalandır. Yani 1'den büyük değerler de artandır. Bu azalan. Üzerini çizdim. Ln x artı 2. Ln'in grafiğini biliyorsun.
Bunun grafiğini de çizeyim. O da kalmasın öyle. Bunun grafiği de böyle bu şekilde azalan grafiği olmuş oluyor. Burada eln x artı 2'nin grafiği. Bunu negatif yapan değer eksi 2. Böyle bir asimtot var. Burası 3 verildiğinde 0 olacaktır. 3'ten geçiyor. 1 olacağı için şöyle bu şekilde. Evet, buna da baktığımızda bunun da artan olduğunu görüyorsun. Buna teğetler çizdiğinde hepsi pozitif eğimli olduğu için bu da artan olacaktır. Cevabımız 2 tanesi artandır. Arka sayfaya geçiyoruz. Fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım bu türev fonksiyonun grafiği. Türev fonksiyonun grafiğini sıfır yapan değerler ekstremum noktaları. Bunlar ekstremum noktaları. Eksi 4. Şöyle çizeyim. 3. 5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi türevi, ikinci türevi sıfırdır. Nerede? Tepe noktasında. F'in türevinin tepe noktası değerinde burada eğim tekrar türevini aldığımızda sıfır olacaktır. Bu doğrudur. X eşittir eksi 4'te yerel minimum vardır. Bu yerel minimum, yerel maksimum bakalım. Kimin yerel minimumu vardır? Bunu yazması gerekiyor. Fx'in yerel minimumu var diye belirtmesi gerekiyor. Onu yazmamış. Şurası azalan, burası artan, burası... Bak burası artan. 3'e kadar. 3'ten sonrası negatif olduğu için 3 ile 5 arasında yine azalan. 5'ten sonrası yine pozitif olduğu için x eksenin üzerinde olduğu için yine artan. Yerel minimum var mı? Evet, bu noktada yerel minimum vardır. Doğru. İkinci türevi sıfırdır. 4 noktasında bak sıfır. Bu da doğru. X eşittir 3'te yerel maksimum vardır. Evet, burada da yerel maksimum var. Fx'in. 4 ile 5 aralığında y eşittir fx artandır. 4 ile 5 aralığında evet bu azalandır. Fx artandır demiş. Şimdi f türev x deseydi doğruydu. Pozitif olduğu için eğim artan olurdu. Ama fx dediği için fx x ekseni altında kaldığı için bu fx için azalan olmuş olur. Artan değildir. Cevabımız e seçeneği olacaktır. E seçeneği yanlış bir seçenek. 11. sorudayız. Fx vermiş. Fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Eksi sonsuzda eksi 2 aralığında fonksiyon azalandır. Tabii ki bu sola, sağa yatık olduğu için olur mu? Yok. Azalan değildir. Artandır. Bu yanlış. 1 x eşittir 1'de fx fonksiyonun yerel maksimum vardır. X eşittir 1'de yerel minimum vardır. Alt kısımda çünkü bu. Bak bu yerel maksimum oluyor. Bu yanlış. Türevinde eksi 2. Eksi 2'deki türevi 0. Bu 0'a eşit olur da bu da yanlış. Çünkü 0 gelecek. 0 ile çarpılırsa 0'a eşit olur. F türev eksi 5 bölü 2 yani 2,5. 2,5'taki türevi eğim. Burada eğimi pozitif olduğunu görüyorsun. Sağa yatık çünkü. Burası pozitif. F türev 2. 2'de buradaki eğim yine buradaki eğim de pozitif. 2 pozitif eğimin çarpımı pozitif yapar. O zaman bu cevap doğru. Şimdi en son cevaba da bakalım. Türevi sıfırdır diyor. Bu da yanlış zaten. Buradaki türevi sıfır değil. Türevi sıfır olan yerler tepe noktaları ya da bu ifade olmuyor. Yanlıştır. Cevabımız doğru olan seçenek D seçeneği. Şimdi böyle bir grafik verilmiş. Paraboli ile x eşittir 4 doğrusunun grafiği verilmiştir. Y eşittir eksi x kare paraboli ile x eşittir 4 doğrusu ile oluşturulan şekildeki ABCD dikdörtgenin alanı maksimum olduğuna göre OA nedir demiş. Bu alanın maksimum olduğuna göre alan nedir? Evet, maksimum minimum problemi. OA'ya ben x diyorum. Direkt OA'yı bulursam soru bitecek. Burası 4 birimse buraya ne kaldı? 4 eksi x kaldı. Şu kenar uzunluğu 4 eksi x. Şimdi bir de yüksekliği buluyorum. Şunu yazdığımda buraya x kare gelir. Eksi x kare olur. Uzunluk olarak alacağımız için bunu pozitif mutlak değerci alıyorum. Artı x kare yapıyorum. X kare çarpı 4 eksi x eşittir fx. Bize sorulan bu bölgenin alanı. Dörtgenin alanı maksimum değerini soruyor ya. Evet, bunu dağıtırsak fx eşittir
4x kare eksi x küp. Türevini alırsak f türev x 8x eksi 3x kare. X parantezini alırsak 8 eksi 3x. X eşittir 0. X eşittir 8 bölü 3. 0 ile 8 bölü 3 arasında artı, yok eksi, başkasının işaretine bak, eksi, eksi, artı, eksi, azalan, artan, azalan, maksimum olduğu nokta burası. O zaman ne x eşittir? 8 bölü 3 alacağız. Alan olduğuna göre OA uzunluğunu soruyordu. Evet, OA'ya x demiştik zaten, x çıksın direkt, cevap çıksın diye. X eşittir 8 bölü 3 bulduk. Cevabımız o zaman A seçeneği. X kare y kare, bu merkezi orijin olan yarıçapı 4 birim olan çemberin denklemi. Çemberin A noktasının x ekseni üzerindeki düz düzlüğü b eşittir x0 olduğuna göre alanı x in hangi değeri için en büyüktür? Yine maksimum minimum problemi. Burası x birim. Mutlak x birim. Pozitif olacak. X'i verirsek burada yazarsak y değeri ne gelir? Y kare eşittir 16 eksi x kare olur. Y'yi çekersek pozitif taraftan olduğu için 16 kök için 16 eksi x kare. Burası 16 eksi x kare. Neydi üçgende alan? Taban çarpı yükseklik bölü 2, yazayım onu. 16 kök içinde 16 eksi x karenin kimle çarpımı? Mutlak x ile çarpımı. Bir tane x değeri bulacağım. Onun negatiflisini alacağım. Unutmuyorsun. O yüzden yazmama gerek yok. Mutlak x yazmama gerek yok. X diye çıkardım. Bölü 2. Burada türev alırsak, bunun türevini alırsak, evet, birincinin türevi, bunun türevini alırsak eksi 2x çarpı eksi 2x çarpı 2 çarpı 16 eksi x kare. Evet, bu şekilde oldu. Diğerini aynen yazdım. Artı, başında da 1 bölü 2 var. Şöyle başa o 1 bölü 2 yazayım. Artı. Artı diğerini aynı yazıyorum. 16 eksi x kare çarpı diğerinin türevini aldım. Bu ifadeyi sıfır eşitleyeceğim şimdi. Bu ifade sıfır eşitse x değeri ne olabilir? Çarpayım şöyle. Eksi 2 x kare oldu. Şunları çarptık. Bunda bunu çarparsak 2 çarpı 16 eksi x kare çarpılınca direkt çıktı. Kökler birbirini götürdü. Karesi olduğu için iki ifade aynı ifade, karesini aldık. Burada da 1 bölü 2 var. Tabanda da 16 eksi x kare eşittir 0. Buranın 0 olması lazım. Bunu 0 eşitlersek eksi 2 x kare artı 32 eksi 2 x kare eşittir 0. Toplarsak 4 x kare eşittir 32. X kare eşittir 8. Buradan x eşittir artı eksi 2 kök 2 çıktı. Negatif tarafta olduğunu söylemiştim. Zaten bunun negatif tarafta olduğunu görüyorsun. X'in hangi değeri alır diye en büyük diye sormuş. O zaman cevabımız eksi 2 kök 2. Evet, buna geçtik. Fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Y eşittir fx fonksiyonun denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bunun grafiği bu şekilde verilmiş. Şimdi bu ifade hep negatif değer almış. Başında bir eksi olması lazım. Tamam mı? Eksi 1 ve artı 1'in çift katlı olması lazım. Çift katlı kök ne demek? Şöyle, çift kuvvetleri. Çift kuvvetleri var, bunu unutmuyorsun. Şu yok mesela. Sıfırda kök yok, o yüzden sıfırı alamaz. Burada x artı x kare eksi 1 tek katlı kökler geliyor burada da. Ama şu ifade olabilir. Eksi 1 ve bir değeri çift katlı kök, bak kareler alınmış, başında da eksi var çünkü hep negatif değer alması için eksi olması lazım. Cevabımız B seçeneği. Evet, 15. soruya geçtik. Hangisi ya da hangileri doğrudur?
Hangisi ya da hangileri doğrudur? Şimdi integralle alakalı şey, şunlar birbirini götürüyor diyeler. Başa geçti. 3 diferansiyel integral birbirini götürdü. 3x artı c doğru. Bunun şeyini alırsak, integralini alırsak ne yapıyorduk? Üstü 1 arttırıyorduk. X üzeri 4 bölü 4 artı 3x diye yazması lazım. Bu yanlış. Buna geçtik. Burası ne olur? 6x küp bölü 3 doğru gidiyor. Sadece şu 2x küp oluyor. Artı 2x artı c. Evet bu ifade doğru. Şuna da doğru demiştik. Diğerine geçtik. Bu ifade diferansiyele gitti. İntegral x artı c oldu. Bu da doğru. Hangisi ya da hangileri doğrudur? 1, 3, 4. D seçeneği doğru.